Alevilerde varız demek istiyoruz. Evet Sayın Hökel, telefon hattımızda bizi bekleyen bazı isimler var. Dilerseniz dönelim. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Ben İstanbul'dan arıyorum. Adım Cemal Coşkun. Buyurun Sayın Coşkun, sizi dinliyoruz. Şimdi Sayın Öker'in adaylığını saygıyla karşılamakla beraber Sayın Baykal'ın bir CD komplosuyla esasında Cumhuriyet Halk Parti'nin tasfiye projesinin olduğu aleni bilinen bir gerçek. Burada da farklı bir gerçek daha var. Bu da Sayın Öker ve camianın tarafından bilinmekte. Türkiye'de Cumhuriyet Halk Partisi doğal tabanı Alevilerdir. Sayın Öker'in burada adaylığı bu tasfiye planına ya da bu organizasyona katkı sağlamayacak mıdır? Ayrıca kendisi şunu ifade etmekte. Diyor ki biz Avrupa adınadayız. Ben şimdi şurada sormak istiyorum. Avrupa'dan insanlar gelip mi oy kullanacak, yoksa buradaki yurttaşlarımız Avrupalı bir adaya mı oy kullanacak? Evet. Herkes kendi yaşadığı ülkede kendi toplumsal ya da bireysel demokratik taleplerini, insani taleplerini dile getirse, o çalışmalar yapsa daha doğru olmaz mı diye düşünüyorum. Evet Sayın Coşkun, sorularınızı aldım. Ben teşekkür ediyorum katıldığınız için. İyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar. Sağ olun. Sayın Coşkun, ardından bir telefonumuz daha var. İyi akşamlar. Alo. Sen hocasınız. Hüseyin El. Alo. Eskişehir. Sayın El, evet, buyurun. Evet, buyurun, sizi dinliyoruz. Buyurun. İyi akşamlar. Sağ olun. Buyurun. Ben seçimlerle bu Alevilerin bağımsız adaylarla, yani başkanımızın bağımsız olarak katılmasını destekliyorum. Alevilerin oylar için kimsenin babasının mal değil. Evet. CHP'nin peşine takılıp gidilmesini. Yani bir kere de CHP'nin peşinden kurtulmamız gerekiyor. CHP'nin tarihi incelemini neden Alevilerin başına neler geldiği, bunlar herkes tarafından biliniyor. Evet. CHP'nin içler olduğu dönemlerde herkese. Benim akıl vermek istediğim konu, ben iki senedir çocuğumu dinlerlerine göndermiyorum. Sokmuyorum yani. Fiilen boykot ediyorum. Evet, çok güzel Sayın Ali. Mahkeme yani okula direkt yapar, Milli Eğitim Bakanlığı'na, valiliğe, oraya buraya iki yıldır mahkeme sürüyor. Çocuklarınız, sene, evet çocuklarınız bu süreçten olumsuz etkilendiler mi? Yani sınıfta kalma gibi bir durumları söz konusu oldu mu? Şimdi geçen sene benim çocuğumun bütün notları 5 olduğu halde, yani 100 üzerinden. Evet. Yani 100 puan. Olduğu halde kurul kararıyla geçti. Sadece din dersine girmediği için. Evet, böyle bir zulüm var. Bütün evet. Notları, bütün notları tek iyi, takdirlik öğrenci ve bu öğrenci kurul kararıyla geçiyor. Aynı zamanda diyorlar ki gelecek sene bu kadar şanslı olmayabilir. Yani sınıfta bırakabiliriz. Bütün notları 5 olduğu halde. Sadece din dersinden dolayı. Evet. Evet. Burada yerel basında da bu olayı duymaya çalıştım. Bana gelen, yani Milletin Bakanlığı'ndan bir şey geldi. Bir kağıt geldi. İşte İslamiyet dışı bir inanca sahip olduğum belgelemem kaydıyla çocuğumun din dersine muhatap olacağı söylendi. Peki bu belgeyi nereden alacak mısınız? Onu söylediler mi? Vallahi ben Alevi kökenli olduğumu belirttim. Evet. Alevilerin hani Müslüman, Aleviler Müslüman değil. Bugüne kadar Müslüman kabul edilmedik. Bundan sonra mı? Şimdi mi Müslüman olduk efendim? Evet Sayın El. Evet Sayın El. Ben de en son nüfus müdürlüğüne gittim. Nüfusumdan İslam şeyini sildirdim ayrıca. Evet. Geçen sene sildirdim. Yani şimdi tabii ilk başladım yani bu makyajımın başladığı dönemde. Hiçbir dineme mesup olmadı mı? Kızımın dinlerden muhatap olması gerektiğini istediğimi söyledim. Evet. Yani dava açtıktan sonra bunu yapıyorum. Evet. Yine sonuç değişmedi. Buyurun evet. Sayın El, efendim isterseniz yayından sonra ben söz veriyorum size, döneceğim yayından sonra tekrar. Yayından sonra bu konuyu bir araya gelip görüşeceğiz. Basına yansımasına da. Heyecanlıyım şimdi, oradan yapamıyorum. Evet, yardımcı olacağım. İsterseniz burada noktalayalım. Tekrar yayından sonra döneceğiz bu konuya. Sizle görüşeceğiz. Tamam. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Tamam, teşekkür ederim. Sağ olun. Tekrar iyi akşamlar diyorum. Evet Sayın Eli de dinledik. Gerçekten ilginç bir hikayesi vardı. Ama daha önce Cemal Coşkun'un soruları vardı. Cevaplamak isterseniz sanırım.
Ya şimdi komplo falan filan diyorlar da yani sanki çocuklara masal anlatıyorlar. Yani olmayan bir şeye sanki insanlar komplo yapmış. yani teknoloji bilmem ne yani bu kendilerini avutmaktan vazgeçsinler. Sonuçta bir rezalet bir davranış söz konusuysa onu genel başkanları yaptıysa bile bence yani sussunlar başka bir şey söylemesinler. Evet. Bunu bütün dünyada böyledir. Yani bu tür rezaletlerle toplum karşısına çıkan siyasetçilerin siyaset içerisinde yerleri olmaz. Yani, kaldı ki kasetten evvel de tartışılan bir isimdi yani Deniz Baykal. Sadece kasette şimdi, değil. Evet. Yani böyle kırıp bulmaya çalışıyorlar. Evet. İşte komploymuş bilmem ne güçmüş. Ne komplosu yani karşı bir itirazlara söz konusu oldu mu? Yani bütün dünyada en gelişmiş, hoşgörünün en geliştiği ülkelerde bile bir siyasi partinin böyle rezil, böyle aşağılık bir davranışı varsa evet. O insanın siyasi hayatı biter. Yani parlamenterliği de biter. Yani boş yere kendilerine böyle kılıp falan bulmaya çalışmasınlar. Öbür taraftan yani ne yapacaklarsa kendi adlarına yapsınlar. Kimse onların bireysel olarak Cemal Coşkun CHP'de milletvekili olmak için yanıp tutuşuyorsa biz ona engel değiliz. Böyle insanlar çok zaten. Yani bunların alevilikte bir derdi de yok zaten. Yürüttükleri bir mücadele yok. Bizim derdimiz var. Sonuçta söyleyecek sözümüz de var. Yani bu ülkede dediğim gibi milletvekili olma hırsıyla başka bir şey görmeyen insanlar dışında Alevilik diye derdi olan insanların olduğuna inanıyoruz. Bu Aleviliğin geleceğe ne olacak? Biz Aleviliği nasıl yaşatacağız? Bak bu çocuklarımızı nasıl biz asimilasyondan, sünnileşmeden kurtaracağız diye derdi olan insanlar var. Biz o insanlarla yan yana geleceğiz. Bu insanlarla kafa kafaya vereceğiz. İnanıyorum nasıl sıfırdan Avrupa'da ciddi bir örgüt yarattıysak, yani Türkiye'de Alevilerin ortaya çıkmasına ciddi katkılarımız olduysa ben bunun tarihsel bir duruş, soylu bir duruş olduğunu düşünüyorum. Yani bizim tarihi karşı böyle bir sorumluluğumuz var. İhale gibi, belediyede yakınlarımız çalışsın gibi, yok işte bilmem iktidara gelirse bu parti biz nereden neman alırız gibi kaygıların ötesinde Alevilerin tarihsel soylu duruşuna uygun bir şekilde hiçbir bireysel hesap içerisine girmeden, bireysel beklenti içerisinde olmadan Alevilerin o soylu mücadelesini yürütme gibi derdi olan insanlar da olması lazım. Bizim derdimiz bu. Evet Sayın Öker, bir telefonumuz daha var. Hemen dönmek istiyorum kısaca. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Muharrem Coşkun, İstanbul. Sayın Coşkun buyurun, sizi dinliyoruz. Merhabalar, iyi akşamlar. İyi akşamlar. Sevgili Başkan, canı gönülden söylediklerini izliyor ve dinliyoruz. Gerçekten yani olması gereken bir noktaya parmak basarak ifadeler kullanıyorsunuz. Yani tabii ki bu çıkışınız birileri tarafından hoş karşılanmayacak. Doğru. Nedeni derseniz çünkü herkesin kendine doğru bunu değerlendirme içerisinde olacağı, işte AKP tehlikesi, onun işte şeriat tehlikesi gibi, işte Kılıçdaroğlu ilk kez bir genel başkan Alevi kökenli CHP'de olduğundan hareketle sizin bu girişiminizi eleştirecekler. Evet. Ama sizin de belirttiğiniz şöyle bir ayrıntı var. Yani Aleviler kendi meselelerine sahip çıkmalı, birilerine ihale etmemeli ve birileri de Aleviliği kendi meselesine ihale olarak kabul etmemeli noktasında vurgulamanız en önemlisini oluşturuyor. Şu var, belki kazanmayabileceksiniz. Aynen. Ama tarihin getireceği sorunların karşısında en azından vebal vermemek için, vebal altında olmamak için tarihle yüzleşmemiz gerekiyor. Ve biz ben kendimi de hemen Muharrem Coşkun ama Canların Alevi Yolu Kültür Derneği, yani diğer adıyla Canların Kızıl Yolu ve Genç Aleviler Hareketi olarak biz varımızda yoğumuzda bu mücadelenin içerisine katılacağız. Eleştiriler de alsak katılacağız Can. Evet Sayın Coşkun, teşekkür ediyoruz katıldığınız için. İyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar. Evet Sayın Öker, siz konuşmanızda da belirttiniz. Sadece Alevilerin sorunlarını dile getirmeyeceğim dediniz. Hangi sorunların takipçisi ve taşıyıcısı olacaksınız mecliste? Yani sonuçta biz gelişmiş ülkeleri birebir gezdik, gördük. Orada insana verilen önemi biliyoruz. Kültürlerin, inançların, farklılıkların nasıl
yani özgürce kendisini ifade ettiğini görüyoruz. Yıllardır söylüyoruz. Sonradan geldiğimiz, misafir olarak geldiğimiz ülkede bile Aleviler kendimizi bulduk. Yani özgürlüğün ne olduğunu burada gördük. İnsan yerine konulmayı gördük. Yani örgütlendiğimizde kimsenin baskılarına, tehditlerine maruz kalmadık. Hem Aleviliği burada yaşatabiliyoruz, hem dünyaya tanıtabiliyoruz, hem de bizden sonraki kuşaklara aktarabiliyoruz. O açıdan Türkiye'de de böyle bir demokrasi kültürünün gelişmesi açısından, Türkiye'de kim neye inanıyorsa, başka birisine saygısızlık yapmadığı müddetçe, müdahale etmediği müddetçe, özgürce yaşayabileceği, herkesin anayasal olarak eşit haklara sahip olduğu bir ülkenin gerçekleştirilmesinde bizim de bir yani 30 yıllık birikimimiz var. Yani bugün bir konferansiyon genel başkanlığı yani sıradan bir makam değil. Yani ömrümüzü verdiğimiz bir mücadele sonrası yıllarca sözcülük yaptığımız bir alan. O nedenle ben de biliyorum. Yani Muharrem arkadaşımın söylediklerine katılıyorum. Yıllar öncesi de yani 88'de ilk işte Hamburg Alevi Kültür Merkezi'ni kurduğumuzdan inanılmaz saldırılara maruz kaldık. Bu saldırıları bize dışarıdan insanlar yapmadılar. Yine Aleviler yaptılar. Evet, ne yapmak istiyorsunuz? Alevi'yi ortaya çıkarıp tekrar kırdırtmak mı istiyorsunuz? Nereye götürmek istiyorsunuz? Ne elde etmek istiyorsunuz? Bizim dışımızdaki yani birçok çevre aynı şeyi söyledi. Bugün güçlü bir örgüt ortaya çıktığında herkes bugün işte bizim örgütümüz, bizim federasyonumuz diyor. Türkiye'de de o zor koşullardan bugüne gelindi. Türkiye'de Alevilerin iradesini teslim almış, varlığı Alevileri sömürmek olan, varlığı Alevileri kullanmak olan, Aleviler sayesinde var olan siyasi zihniyetler bu çıkışa bizim yani bu gerçekleri sorgulayan çıkışımıza gül atmayacaklar. Ben onun bilincindeyim. Her türlü entrikayı çevirecekler. Her türlü oyun oynamaya çalışacaklar. Onlar ne kadar kendi kurulu düzenlerini, kendi saltanatlarını bugüne kadar ki Aleviler üzerinden elde ettikleri ayrıcalıklı kollama konusunda kararlarsa biz de Alevi toplumunun özgürce, yani hiç kimsenin baskısı, tehdidi altında kalmaksızın kendi adına var olması konusunda ısrarlı ve kararlı olduğumuzu herkes bilsin. Bunun altını çizmek istiyorum. Herkes kendi tarihine karşı sorumluluğu yerine getiriyor. Bizim de kendi tarihimize karşı sorumluluğumuz var. Yani bugün yani Alevilerin bu kadar sorunları varken, bu sorunlar gündeme gelmezken, bu sorunlar nasıl çözüleceğine dair Alevi kurumları muhatap alınmazken, yani bugün bugünün Yavuz'u Yezid dediğimiz Tayyip Erdoğan bile yeri geliyor. Bakınız hafta sonu Almanya'ya geliyor, Düsseldorf'a geliyor. Yani özel büyükelçilikler üzerinden bizi arıyorlar. Yani işte başbakanımız geliyor, işte evet, siz de önemli bir kurum başındasınız diye. Öbür taraftan bu toplumun canını verdiği, malını verdiği, yani var olmasını sağladığı siyasi parti başkanları buraya geldiklerinde camilerden başka herhangi bir cemevinin kapısını çaldıkları görülmemiş. Ne diyeceğiz bu durum karşısında? Canı sağ olsun, yani Alevi kökenli olmasından dolayı bizi adam yerine koymasa da, bir camiden çıkmayıp bizim derneklerimize gelmese bile hiç sorun değil. Biz bundan çok mutluyuz mu diyeceğiz? Bunu mu bekliyor insanlar? Yani kurumun başkanı olarak bizler bunu mu söylememiz lazım? Bu Kılıçdaroğlu'nun 5-6 Mart'taki ziyaretinden mi bahsediyorsun? Evet, yani başka yani. Ya ben daha açılması yani, için diyeyim yani izleyicilerimiz. Evet. Başka şey. Evet. Yani sokaktaki insanlarla buluşurlarken burada bu kadar saygın bir kurum söz konusu. Onun toplantılarına gidecek insanların da %99'u bu inanca mensup insanlar. Evet. Şimdi bir Alevi kurumuna gidilir, cemevine gidilir ve arkasından da bak nasıl Aleviciliği, mezhepçiliği ortaya çıktı, eleştirisine maruz kalır diye. Yani ilk terk ettiği kimlik biz mi olacağız? Türkiye'den Tayyip Erdoğan geldiğinde biliyorsunuz burada camilerden çıkmıyorlar. Camilerde toplantılar yapıyorlar. Meclis başkanı geliyor, burada sivil toplum örgütleriyle camilerde yapıyorlar. Onlar kendi inançlarını satmazken, inançlarından uzaklaşmazken, yani kendi inançlarından her yönüyle onur duyarlarken niye Alevi kökenli insanlar siyasete girdiğinde ilk sattıkları şey, ilk terk ettikleri şey, ilk ağzına almama noktasında ikrar verdikleri şey Alevilik oluyor? Bunun altını, bunun üstüne derin bir şekilde düşünmek lazım. Fakat siz az önce çok önemli bir noktaya temas ettiniz.